Günde en az iki ekmek yiyorum yani. Çünkü sabah kahvaltısına zaten bir tane ekmek götürüyorum, yiyorum yani. Her bir dilim ekmekle bir yemek kaşığı dolusu toz şeker yiyormuş gibi olursunuz. Bu aslında ekmek değil, yediğimiz bir zehir. Çıtır çıtır dumanın üstünde tüten ekmeğin kokusunda da görüntüsünde de davet var. Ama bu ziyafet damak zevkini tatmin etse de sağlığımıza zarar veriyor. Yılda kişi başına 200 kilogram ekmek tüketimiyle Guinness'e göre dünya rekortmeniyiz. Peki ama her gün, her öğünde soframıza gelen ekmek ne kadar sağlıklı? Ekmek dediğiniz şey un, su, tuz ve mayadan oluşur. Yani unun yanında mayası da önemlidir. Burada un tehlikeli, genetiğine müdahale edilmiş buğdaydan üretiliyor. Artı içinde katkı maddeleri var. Bunun yanında maya tehlikeli çünkü hazır maya kullanılıyor. Hazır mayalar insan vücudunda sindirilemez. Uzmanlara göre bunun adı beyaz ekmek değil, beyaz zehir. Çünkü neden olduğu hastalıklar saymakla bitmiyor. Buğdayın içindeki gluten en büyük tehlike. Bugün diyabet hastalığının artmasının, çölyak hastalığında bir patlama yaşanmasının, çölyak dışında görülen gluten intoleranslarının yani kısırlığın, romatizmanın, diyabet hastalığının en önemli sebebi bu ekmek. Gluten en önemli kanser nedenlerinden bir tanesi. Fırın raflarında beyaz ekmeğe alternatif çok. Kepek, çavdar, tam buğday. Peki ama sağlıklı ekmek var mı? Bir dilim normal ekmek yediğinizde çayınıza 6 tane şeker atmış oluyorsunuz. Ama daha sağlıklı diye tam buğday ekmeğini tercih ettiğinizde ise çayınıza attığınız şeker sayısı 7'ye yükseliyor. Yani tam buğday ekmeğinin glisemik indeksi beyaz ekmekten daha yüksektir. Tam buğday ekmeği kan şekerinizi beyaz ekmekten daha hızlı yükseltir ve ekmeklerin tamamı şekerden daha hızlı yükseltir. Yani ekmek şekerden daha çok şekerdir. Sağlıklı ekmek tüketmek isteyenlerse çareyi evde yapmakta buluyor. Üstelik tıpkı kefir, yoğurt mayalamak gibi doğal ekmek mayası da elden ele geziyor, yıllarca korunabiliyor. 15 yıldır ekmekten ekmeğe mayalayana mayalana mayalana böyle çok güzel bir ekmek olmuş. Şimdi kadınlar buna meraklı. Ben size veriyorum, siz bekletiyorsunuz, siz komşunuza veriyorsunuz, o da istiyor. Ay bana da mayadan versene falan, böyle maya çoğalıyor. İşte 15 yıldır elden ele dolaşan mayadan ekmek tarifi. Kim ne derse desin ben ekmek yemeden doymuyorum, ekmeksiz yapamıyorum diyenler için de en azından daha sağlıklı ekmek tüketmeleri için bir tarif vereceğiz. Nasıl bir tarif vereceğiz? Biraz tuz koyabilirsiniz ama ekstra maya gerektirmeden sadece suyla böyle ekmeği güzelce ufalayacaksınız. Sonra bunu böyle bekletiyoruz. 3-4 gün kadar bekletiyoruz. 3-4 gün bekledikten sonra böyle temiz bir kavanoza koyun. Maya bu şekilde, bakın, yaşayan bir organizmadır, bu hale geliyor. Mayayı biraz su ve tam buğday unu veya çavdar unu hamur hale getireceğiz. 2 saat kadar üzeri örtülü bir şekilde beklettik. 180 derece sıcaklıkta 45 dakika pişen doğal ekmek yemeye hazır. Bakın, beyaz ekmek işte akordeon gibi böyle bastırdığımız zaman yapışıyor ve tekrar yavaş yavaş geri kalkıyor. Ama yaptığımız ekmeğe bakın, hiçbir şekilde esneklik payı yok. Bu fark neden oluyor? Çünkü bunda çok fazla katkı maddesi var. Bunun içine her şeyi katıyorlar. Bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Ama siz evde içine ne kattığınızı bildiğiniz, kendi mayanızı yaptığınız ekmekle yaparsanız çok daha sağlıklı olacak. Şişirmiyor aynı zamanda herhalde, bu değil mi? Evet. Aynı zamanda bağırsaklarınızı çalıştırıyor, tok tutuyor. İçindeki mineraller, vitaminler çok daha fazla oluyor. Bunda hiçbir şey yok.